Bakım onarım videomuza hoş geldiniz. Bu çalışmada yeterli gücü sağlamayan güç kaynağını kontrol edecek, yıpranan parçalarını değiştireceğiz. Kendisi 8 yıldır faaliyet gösteren Hipower 650 watt, güç kaynağı için normal ve güzel değerler aldık. Bizi oyundan atmasa da, ekran kartımız boost hızına tam olarak çıkamadı. Kondansatörlerin artık değişme zamanı geldi. Uzun zamandır açılmayan kasa kapağı ile, yüzeylerde biriken toz miktarına bakalım. Aylar geçmesine rağmen büyük tortullar yer almıyor. Ancak pusuyu yerinden çıkartmak için zaten ekran kartını da söküyor olacağız. Genel bir toz temizliği ve bakımda yapılmış olacak. Bu video yaz aylarında çekilmiştir. Seslendiren Microsoft Tolga. 2017'de silikon vidalar yardımı ile, fan montajı yaparak motor uğultusunu azaltmıştık. Toz miktarı iyi. Filtreler sayesinde içerisi boğulmuyor. Sanayide hava tutarak temizlemek gerekecek. Hadi bakalım. Bu süzgeçleri de temizliyor olacağım. Kaynağın içi fena değil. Kum gibi tozlar oluşabilmiş. Üç boyutlu baskı parçasına da bakalım. Burada fazla toz tutunamıyor. Hava çıkan yer olduğundan. Evet, normal sese dönecek olursak, görüldüğü gibi petek aralarında da yine biriken tozlar görebiliyoruz. Şu anda oldukça özel üretim, ince ve yüksek mikrofarata sahip kapasitörler gözümüze çarpıyor. Bunları değiştirmek biraz zor olacak. Bileşenlerin ismini okuyamıyoruz. Oldukça kompakt bir şekilde montalanmışlar. Modüler tarafa ise kablo ile enerji taşınmış. Aşağıdan soketle veya devreye giden bir bağlantı olması daha iyi olurdu. Pervanedeki leşliği görüyoruz. 2017'de son montaj yapmıştık ve 2 yıl içerisinde bu hale gelmiş. Oldukça iyi bir durum aslında. Silikon vidalar sayesinde kolayca süzgeç ve kapak çıkıyor. Fanı da söktüğümüzde bir çamaşır makinesi tamburu gibi süspansiyon edilmiş gövdeyi görüyoruz. Cam fitilleri sünger bantlar ile yumuşatılmış oldu. Yağ bakımı yapılabilen bir fan olduğu için sıvı gres veya dikiş makinesi yağı kullanabilirsiniz. Gövdesi sökülebilir bir fan olduğu için etiketinin altında yer alan şu bölgeye yağ sürebiliyorsunuz. Fan bakımlarımız bitti. Artık kendisini vantilatör amaçlı kullanarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu sarı kabloyu da sökmüş olacağım. Daha önce devrini okuyabilirim belki diye dışarıya uzatmıştım. Şimdi güç kaynağına geri dönelim. Kaliteli bileşenler yer aldığını görüyoruz. Oldukça kuvvetli bir diyot var. 5 amper 1000 voltluk. Gayet yeterli. Giriş filtre ve bobinlerini görüyoruz. Yine Schottky diyotlarımız ve 1 adet giriş kondansatörü var. Muhtemelen bu power'a yükseltme yapabilir.
Yalıtkan altında ise gördüğünüz gibi iz tutmuş olan bacakları görüyoruz. Buralardan yüksek akımda gerilim geçtiği için iz oluşmuş. Şimdi burada ayrı ayrı çıkış kanallarına ait bileşenleri bulacağız. Burada iki farklı sarı 12 volt çıkış kanalı gözüküyor. Ancak arada bir köprü yapılmış. Buradan karşıya bir atlama jumper'ı yerleştirmişler ve bu atlama sonrası üçlü sarı kablolar Molex soketlerine ve PCI Express 6 pin güç girişlerine yönlendirilmiş. Kablo bağlarını aça aça ilerliyoruz. Anakart için 8+4 pin kablosu da yer alıyor. Oldukça kompakt bir alan, üzerlerinde yapışkan olan kondansatörleri sökmek biraz uğraştıracak. Yer alanı çok kısıtlı. Elimdeki kapasitörler ise biraz büyük. İki tane küçük değerli kapasitörü paralel bağlayarak büyütmeyi kullanmak zorundayız. Şimdi değer okuması yapalım. Bu benim dışarıdan aldığım bir adet 3200 mikrofaradlık kondansatör. Değerini okuduk. Bu ise power'dan çıkan 3300 mikrofaradlık kondansatör. Ve verdiği değere baktığımızda 4200 gözüküyor. Bu işte bir terslik var. Piyasadan bulduğum bir tanesiyle birlikte onun yerini değiştirmeye çalışacağız. Bu şekilde paralel ve özel bir çözüm geliştiriyoruz. Yalıtım yapılan bacaklarla birlikte yerine yerleştireceğiz. Ve 3600 mikrofarad elde etmiş olduk. Ve montajını yaptığımızda bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Hemen kenarda da yeşil bir adet taşmış görünmekte. Ortada ve 5 volt ve 12 volt arasında da yine ikili bir kardeş grup görmekteyiz. Ve diğer 12 volt tarafında 2 adet yatay bağlanmış diğer paralel kondansatörlerimiz var. Şimdi geri toplamak biraz zahmetli oldu. Oradaki kablolar çok fazla sıkışıyor. Ve pervanemizi de geri alalım. Boş yükte test yapıyoruz. Gerilimlerimiz kendine geldi. 3.30'lardan 3.40'lara geldik. 5 voltumuz 4.9'dan 5.10'a çıktı. 12 voltta da artış oldu. Ama esas olay bunları yük altındayken de verebiliyor olması. Güç kaynağımızı Montajın ardından şimdi tekrar adım adım ilerliyoruz. 8000'e şöyle bir uzatma sağladık. Ve burada VRM'ler üzerine soğutucular yerleştirerek biraz daha verimi arttırmaya çalışacağız. Gelecek sefer diğer oyun testleriyle birlikte değerlendirmeleri yapıyor olacağız. Şu an Volley Benchmark'ta kartımız olması gereken değeri çıkmayı başardı.